Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulunan muhim haberlerine huzurunuza sunmuş gösterişimiz. Kanalımızda kıtınlar ekranımızda bulsun. Amerika Taşkı İşler Ministeri Şarkı Türkistan Katarlık meselelerde Xtay'ı tehdit saldı. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişe Amerika Taşkı İşler Ministeri Blinken Şarkı Türkistan, Hong Kong ve Birma Katarlık meselelerde Xtay'ı tehdit saldı. Haberde kayıt kılınışça Blinken 5. fevral Xtay Kompartisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun azası Yang Jiechi bilen telefon sohbeti kılgan. Söhbette Blinken, Amerika'nın Şarkı Türkistan, Tibet ve Hong Kong'u öz içine alan rayonlardaki kişilik hukuk ve demokratik kıymet karışını devamlı koğdaydıganlığını aytkan. Bildirilişçe Amerika Taşkı İşler Ministerliği cuma günü tarqatkan kısqıcı bayanatı diyene Xitay'nın Birmedeki herbi siyasi özgürüşüne ayıpleşki çakırganlığı tilge eylingan. Blinken yana Washington'nın ihtipaqtaşları bilen hemkarlaşıp Xitay'nın Hindi-Tinich Okean rayonunun bihaterliği tehdit saldıgan teşebbüsleri ve halkaralık tüzümge buzgunculuk kıldıgan hareketleri sebeplik Xitay'ını cevapkarlıkı tartıdıganlıklarını kayıt kılgan. Şunun bilen bir vakitte Amerika Koşma Ştatlarının Şarkı Türkistan, Tibet ve Hong Kong katarlıq cahilarda kişilik hukuk ve demokratik kımmet ölçemlerini koğdaşını devamlaştırdıganlıkını Birmedeki herbi siyasi özgürüşüne ayıpleş meselesi de Xitay'a besim işildiganlıkını tekitligen. Amerika Koşma Ştatları Prezidenti Joe Biden Peyşembe günü Taşkı İşler Ministerliği'de diplomatiya siyaseti hakkında sözlügen nutkada Xitay'ını en muhim yarışari karakterlik rakibimiz deb atıgan idi. Gollandiya'da 5. fevral Gulji kırgıncılığı münasibeti bilen namayışı ötküzüldü. 5. fevral Gollandiya'nın Den Haag şehirde Xitay'a karşı namayışı ötküzüldü. Namayış Gollandiya'nın Den Haag şehirdeki Xalqara Cinayişler Sotu'nun aldıda ötküzülgen bulup, Gollandiya Şarkı Türkistan Teşkilatlar İhtipaqı teşkilligen. Namayış katlaşkan halık kollarda Xitay lagırlarını taqa, Uyghurlarga erkinlik, Xitay mecburi emgekini toxtat degen plakatlarını götürüp, Xitay'a karşı şuarlarını toğlugan. Namayışta Gollandiya Şarkı Türkistan Teşkilatlar İhtipaqı Reisi Ubulqasım Qarim söz kılıp, 24 yıl burun Gulji şehirde yüzbergen kırgıncılık hakkında kısqıcı toxtalgan. Ve nöbette Şarkı Türkistan'ın vaziyetinin bargansır naçarlaşı vatqallıqını, her bir Uyghur'nun her bir Şarkı Türkistan halkının özgü sual koyuşu gereklikini, perzentlerinin Şarkı Türkistan'da barlıq depsendikliklerini sadır kılıp atkan, Şarkı Türkistan halkını hemme yerde sersan kılgan Xitay'a karşı terbiyeleşte çın duruşu gereklikini. Gollandiya'daki 6 teşkilatının birleşişi bilen kurulgan Gollandiya Şarkı Türkistan Teşkilatlar İhtipaqının kuruluş nişanının mı Şarkı Türkistan davasını terakki kıldırış işkerlikini tekitligen. Ahırda İhtipaq rehberlerden Eysa Qarim söz kılıp, Şarkı Türkistan halkı kırgın kılınıvatkan bugünkü günde Xitay'nın Şarkı Türkistan'da yürgüzüvatkan cinayetleri ve irki kırgıncılık cinayetlerini halkarağı tonuşturuşunun zürüriyetini tekitligen. Namayış meydan diyene Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıp atkan depsendikilik, kırgın kılış, ceza lagırı kamap ziyankeşlik kılış, mecburi emgeki seliş katarlıq cinayetleri eksi ettirilgen suretler körgezme kılıngan. Angliya taratkoları bultur 3 Xitay casusunun koğlap çıkırılgallıqını aşkarıldı. Fransiya Xalqara Radyosu'nun 5. fevraldaki haberde bildirilişçe, Angliya taratkoları herbi istihbarat 5. başkarmasının bultur 3 Xitay casusunu Çigradın koğlap çıkarılgallıqını aşkarılgan. Haberde kayıt kılınışça, Angliya Alaqı Başkuruş İdarisi Xitay Yerşari Televiziyatorunun Angliya'daki tarıqtış icazatnamesini bekar kılgan bir peyitte, Angliya taratkoları muhbir kıyapetige kirvalgan 3 Xitay casusunun bultur Angliya herbi istihbarat 5. başkarmas tarafından baykılıp kalgallıqını aşkarılgan. Kündelik telegraf gezdi nakıl kılgan resmi menbelerge asaslanğanda Angliya'dan koğlanğan 3 Xitay casus Bihaterlik Ministerliğinin istihbarat xadimleri iken. Ular özlerinin Xitay'nın 3 taratku organının hizmetçisi ikenlikini dava kılıp, bultur 13 ayda Angliya'ya taratku vizisi bilen kirgen. Kiyin Angliya herbi istihbarat 5. başkarması ularının hakiki kimlikini baykıgan ve ularını Çigradın koğlap çıkargan. Angliya'nın münasifetlik emeldarları Xitay'nın Angliya'daki münasifetlik taratkolarını mezkur 3 casusunun kimlikini yuşurup, casusluk kılışıga yardım kılgan deb karıgan. Melum buluşça Angliya hükümeti 5. ayda başlandıgan yeni parlament yığınıda nöbetteki casusluk kanunu ve organ mahpiyetlikini saklaş kanun lahisini küçeytiş üçün kanun çıkarışını planlagan bulup, mezkur plan Amerika'nın çet el vakaletçilerini tizimlaş kanunundan ülge ilişini öz içine aldıken.
Kazakistanlık Uygur milyarder Alijan İbrahimov 67 yaşında vafat boldu ve bugün Kırgızistan'da defne kılındı. Erkin Avrupa Radyosu ve Azatlık Radyosu'ndan 3. fevral bergen haberde malum buluşça, Kazakistan'daki 3 çoğun bayının biri bolgan Alijan İbrahimov 67 yaşında vafat bolgan. Bu haberini en destekte Yavru Asya Energiya Şirketi 3. fevral günü ilan kılgan bulup, Alijan İbrahimov'nun bu şirkette 7.20% payı bar iken. 2019 yıl Forbes jurnali Alijan İbrahimov'un baylıqını 2 milyard 300 milyon Amerika doları deb ilan kılgan, hem de 2020 yılı onu Kazakistan'daki en bay 5 karhanıcının biri qatarıgı kirgüzgen iken. Tünügün 4. fevral günü Kırgızistan'ın Tokmak şehirde Otur Asya devletlerde tunulgan Uygur milyarder Alijan İbrahimov'un meyti yerliki koyuldu. Merhumun cinaz namazına Kırgızistan'da tunulgan siyasetçilerden Ömürbek Babanov, İsa Ömürkulov, prezidentlik namzat görüştüren şahıslardan Kanat İsayev ve Aymen Kasinov, Çu vilayetinin valisi Mirbek Miyarov, Kırgızistan Ali Kengişinin azası Perhat Tolindibayev, Kırgızistan Cumhuriyeti'nin baş müftisi Maksatbek Toktomoshev, Tokmak şehrinin hükümet başçısı Daniyar Amangeldeyev, Tokmak şehirlik kengaş azaları ve puralar bulup 2000'den artık kişi katlaşkan. Merhumun cinaz namazı yana koşunu Kazakistan'dan tunulgan şahıslar bilen bir kısım karhanıcılarımı kelip katlaşkan. İlginçe Alijan İbrahimov 1953 yılı Özbekistan'da tuğulup yaş ösmürlük yılları Tokmak şehirde ötken. Atıtırıp tukallarımı şu şehirde ultraklaşkan. Alijan İbrahimov öz yurdu Tokmak şehrinin terakkiyatında muhim rol oynagan iken. İlginçe Alijan İbrahimov 1953 yılı Özbekistan'da tuğulgan Uygur bulup yaş ösmürlük yılları Tokmak şehirde ötken. Atıtırıp tukallarımı şu şehirde ultraklaşkan. Alijan İbrahimov öz yurdu Tokmak şehrinin terakkiyatında muhim rol oynagan iken. Bildirilişçe merhum Alijan İbrahimov 2020 yılının Mart ayında Xitay virüsü kesili Kırgızistan'da payda bolganda derhal Tokmak şehirlik doktorxanlarga kereklik aparatlarını elip bergen. Avgust ayında 3 tane ciddi kutkuzuş maşinesini sovgat kılgan iken. O yaşballar üçün Şunkar Tenterbiye Kulübünü kurgan, şundaqlı Tokmak şehrinin asaslıq köçelerini remont kıldırıp ve çıraklar ornatkan. Muhtaç ailelerge maddi yardım bergen, hatta bazilerge öy seti bilip köçürüp koygan. Alijan İbrahimov Tokmak şehirdeki Uygurlar üçün Şarkı Türkistan'ın Kaşgar şehirden 10 yürüş milli kiyim keçekler seti bilip, soğukat kılgan hem de yaşlarını kollaş üçün nurgun tenerket müsabıkları uyuşturgan. Alijan İbrahimov'un namıdın yana Tokmak şehirdeki 2 mescitte milli ve en-envi nazir çıraklarını ötküzüş üçün binalar kurulup ve kereklik buyumlar seti bilingan. Alijan İbrahimov'un namıdın yana Tokmak şehirdeki 2 mescitte milli ve en-envi nazir çıraklarını ötküzüş üçün binalar selingan ve her yılı Ramazan aylarında iftar faaliyetleri ötküzülgen. Kırgızistan Cumhuriyeti'nin baş müftisi Maksatbek Toktomoshev Alijan İbrahimov'un Kırgızistan Cumhuriyeti'nin iktisadığı çoğun hissi koşkallıkını bildirip mundaq dedi. Alijan İbrahimov'ni bütün dünya tunuydu. Bu kişi bütün Kırgızistan puhralarına yardım körsetken, memleketki çoğun hissilerini koşkan. Bu kişi hakikaten bu vatanperver, öz yurduğu köygen kişilerden birisiydi. Bugün biz hem şahit buluvatımız. Merhum çet memleketli can üzgen bolsumu ballarga nasihat kılıp öz vatinde debni buluşunu istigen. Bugün merhumni ahirki sepirge uzutuş üçün mınlıgan kişiler kilişti. Merhumnun ruhi cennetli bolsun, kabrisi hayırlik bolsun. Hayat şundak iken biz hemimiz bu dünyadın kitimiz. Biz üçün onun ruhi ülgü buluş gerek. Mani bugün Kazakistan'ın birinci prezidenti Nursultan Nazarbayev ve hazırki prezidenti Tokayev ve başkalar öz taziyelerini bildirişti. Çünkü merhum pekat Kırgızistan'a emez, belki Kazakistan'a ve başka ellerge çoğun hizmetlerini körsetken ve sahabetlik işlerini elip bargan kişi idi digerlerini bildirdi. Malum buluşça Alijan İbrahimov Xitay virüsü bilen yukumlanıp Belgiyada 3. fevral günü alemden ötken. Xitay dairleri Cenevada atalmış Şinjan Yaxşıcay namlıq sin yığını içip öz kılmışlarını aklaşka uğrundu. Xitay rejimi Uygurlarga karatkan irki kırgınçılık ve insaniyetke karşı cinayet sebebiden halkarada küçülük tenkitke uçuravatkan bir mezgilde halkara sakinlerde yeni teşviqat arkalık özünü aklamakçı buldu. Xinhua Toru'nun haberge karganda Xitay'nın Cenevada turuşluk daimi ömeki ve atalmış Uygur Abnum Raylı hükümet 3. fevral günü birlikte atalmış Şinjan Yaxşıcay temizde sıllık yığını içip
Uyghurlarının xushal xoram yaşavatqanlığını, ularının hüquqlarının tuluq kapalatke ige ikkenlikini ilgiri sürgen. Bu teşviqat yığında atalmış Uyghur Abnum Raylıq İslam Cemiyetinin reisi, Ürümçideki İslam İnstitutunun müderi Abdurraqib Tömür Niyaz ve Ürümçideki Beytul Ma'mur Mescidi Noğay Mescidinin imami Mühterem Şeriflerini sözletken. Şinhua Toru'nun haberde munular deyilgen. Sin yığınıda atalmış Şinjan'ın tabii manzarası, terakkiyat muvaffakiyetleri ve kişilerinin bahtlik turmuşu eks ettirdiğin bir yürüyüş kısqı filmler koyulgan. Abdurraqib Tömür Niyaz ve Mühterem Şerifler filmi birleştirip durup, atalmış Şinjan'ın dini itikad erkinlikini tunuşturgan. Şunlarla atalmış Şinjan'daki kesbi maharet ve terbiyeleş merkezini püttürgen okuguçlar, özlerinin aşkın ideyelerden kutuluş ve emgek maharetini ilgileş çariyallarını şundaklı ögünüş arkalık erişken normal turmuşluğa ait keçürmüşlerini sözlep bergen. Melum buluşça bu sin yığını diyene atalmış Uyghur Abnum Raylıq Partikumunun daimi heyeti ve Halk Hükümetinin muavin reisi Erkin Tunyazmı söz kılıp, atalmış Şinjan'da uda 4 yıldın buyan zoravallık, terörlük vakası yüz vermegenliki kişilerinin bihaterlik duygusunun körünerlik aşkallıkını bildirip konu mukamını tekrarlıgan. Xitayning Janvada turishliq doimiy vakili Chen Shu bo'lsa, ba'zi davlatlar va ba'zi kuchlar atalmish Xinjiangdagi yaxshi vaziyatni ko'rishni xohlamaydi hamda paketni qasdan burmalab Xitayni haqoratlaydi va yolg'on so'zlaydi degan. Yuqorqi bu tashviqot yig'inini Laos, Kuba, Shimoliy Koreya, Rossiya, Pokiston, Iran, Eritreya qatorliq diktatorlik bilan dangi chiqqan Osiyo, Afrikadagi bir qism davlatlarning vakillari anglagan. Chat allardagi Uyg'ur kuzatuvchilar buni Xitoy rejimining xalqaro sahnalardagi eng oxirgi quruq urinishdiri deb hisoblamoqda. Ular Amerika hukumatı Xitoyning Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan zulmlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb baholagan. G'arb matbuotlarida bu vaqtdagi dalil paketlar orqa-orqadan posh bo'layotgan bir ahvolda Xitoy rejimining har qanday qilibmi o'zini oqlab bo'la olmaydiganligini bildirishmoqda. Washington Post'si Sharqiy Turkistondagi vahshiylik xalqaroning mos qadamlik inkos qaytarishini taqozo qilganligini bildirdi. Washington Post'si gazeti 5 fevral tahririyat maqolasi e'lon qilib, Xitoyning Sharqiy Turkiston lagerlaridagi ayollar uchrayotgan qiyin qistoq jinsiy xo'rlash vahshiyligi xalqaroning mos qadamlik inkos qaytarishini taqozo qilayotganligini bildirdi. Washington Post'ning ta'kidlashicha, Yevropa ittifoqi bilan musulmon davlatlar Amerikaga qo'shilib, Birlashgan Millatlar tashkilotining rayonda yuz bergan bosqinchilik, qiyin qistoq va boshqa xo'rlash qilmishlarini tekshirishni talab qilishi kerak ekan. Washington Post'si G'arbning dastlabki mazgilda Uyg'urlarning lagerlarga qamalganligini, mingi yuyilayotganligi orqadan qiyin qistoq ayollarni tug'mas qilish, majburiy emgakka selish haqidagi xabarlarga erishganligi mana endi BBC'ning lagerdagi ayollarning sistemalik bosqinchilikka uchraydiganligi to'g'risida kishini cho'chitarlik xabarlarni oshkorlaganligi. Amerika haqliq turda irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilgan bu vahshiylik xalqaroning mos qadamlik inkos qaytarishni taqozo qilayotganligini bildirgan. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi vahshiylikining texmo ig'irligi ma'lum bo'ldi mavzuliq tahririyat maqolasida Xitoyning hozirga qadar bu vahshiylikni ustunlik bilan yushirib kelganligi, Yevropa ittifoqining faqat chaqiriq qilib qo'yishdan boshqa ish qilmaganligi, ba'zi musulmon davlatlarining izchil sukut qilib kelganligi tanqid qilingan. Maqolaning oxirida ular Amerika bilan qo'shilib Birlashgan Millatlar tashkilotining bosqinchilik, qiyin qistoq va boshqa xo'rlashlarni tekshirishini talab qilishi kerak deyilgan. BBC Xitoyda yuz bergan lagerdagi jinsiy xo'rlashdagi voqealarni to'g'ri, adil xabar qilib kelganligini bildirdi. Angliyaning dunyodagi nufuzli axborot organi BBC o'zining Xitoyda yuz bergan Xitoy virusi yuqumi lagerdagi Uyg'urlarning sistemalik jinsiy xo'rlashga uchrashidagi voqealarni to'g'ri va adil xabar qilib kelganligini bildirib, Xitoy tashqi ishlar ministrligining bu jihatdagi tanqidlarini rad qildi. BBC agentligi 3 fevral kuni lagerdagi Uyg'ur ayollarining sistemalik qiyin qistoq va jinsiy xo'rlashga uchrayotganligi to'g'risida bir dokulat e'lon qilgan. BBC'ning dokulati dunyoda qattiq zilzila qo'zg'ab, Xitoyni qattiq bearam qilgan edi. Xitoy rejimi dunyodagi mazkur nufuzli axborot organining bergan xabarlarini yolg'on ideologiyalik bir taraflamalik xabarlar deb ayiblagan. BBC agentligi 3 fevral e'lon qilgan dokulatida Xitoyning Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlarida yetib chiqqan Uyg'ur ayol shohidlarining guvohligiga yer bergan. Reuters agentligining xabar qilishicha, BBC agentligi 4 fevral bayonot e'lon qilib, biz Xitoyda yuz bergan voqealar to'g'risida bergan xabarlarimizning to'g'ri va adil ekanligida qat'iy ching turamiz. Yolg'on xabar va ideologiyalik bir taraflamalik degandek asossiz ayiblashlarni rad qilamiz degan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi 4 fevral kunidagi axborot yig'inida BBC'ning dokulatini hech qanday paket asosi yo'q deb ayiblab, lagerda yetib chiqqan Uyg'ur ayol shohidlarga hujum qilgan.
Xitayning Yarshari vaqti gazetasi 5 fevral tahririyat maqolasi e'lon qilib, BBC'ni jurnalistlik axloqiga ig'ir xiloflik qildi deb bildirilgan. Biroq Reuters agentligining xabarida aytilishicha, BBC bayonotida o'zlarining davomli qo'rqmay va hech kimga moyil bo'lmay xabar berdiganligini bildirgan. Putinger Xitayning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini ta'kidladi. Oldingi navbatlik Amerika Davlat xavfsizlik kengashining Xitoy ishlari direktori Matt Pottinger vazifasidan iste'fo bergandan keyin 3 fevral kuni Biden hukumatiga Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan munosabatlari to'g'riliq o'zining taklif va tavsiyalarini o'tirg'i qo'ygan. Bugungi Wall Street televiziyasining xabarida ma'lum bo'lishicha, 3 fevral kuni Florida xalqaro universitetda uyushtirgan bir faoliyatda muxbirlarning ziyoratini qabul qilgan Matt Pottinger Xitoy rejimining Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini va buning insoniyatga qarshi jinoyat ekanligini yana bir qaytim ta'kidlagan. Bugungi Wall Street televiziyasining riyosatchisi undan Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosining a'zosi Yang Jiechi tunugun Tayvan, Hong Kong, Xinjiang va Tibet masalasi Xitoyning davlat manfaatiga taqishadigan yadroliq masala. Shunga Amerika ichki ishlarimizga aralashishni to'xtatishi kerak dedi. Sizningcha bu ikki davlat munosabatidagi qizil chiziqmi deb so'ragan. Matt Pottinger riyosatchining savoliga mundaq deb javob bergan. Oldingi navbatlik Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo vazifasidan texi yangini ayrildi. U bu vaqtda ko'rsatma berib, hozir Xitoy rejimi irqiy qirg'inchilik elib beryapti. Bu madaniyat qirg'inchiligi emas. Buning o'zi irqiy qirg'inchilik degan edi. Yangidan tayinlangan Amerika tashqi ishlar ministri Tony Blinken buningga qo'shilganligini, buning Biden hukumatiningmi o'rtaq qarshi ekanligini ta'kidladi. Shunga bu masalada har ikki navbatlik ikki Amerika hukumati o'rtaq qarashda deyishga bo'ladi. Matt Pottinger apendi sözünü devamlaştırıp, Amerika bilen Xitay otursizdeki soğudu münasifetide Xitay'da yüz bir vatkan insaniyetke karşı cinayetinin nezerge elinişi gerektiğini tähkiligen. Matt Pottinger söz diyene, Amerika Xitay'da irqi kırgıncılık yüz bir vatkanlıqa dek emeliyetini kubul kılışı gerek. Xitay bilen ticaret kılı vatkanlarımı bu hakikatini kubul kılışı gerek. Bizden hükümetimiz aldınkı 4 yılda bu cahette köpligen hizmetlerini tirişip işildik. Biz Beijing rejim bilen bolgan münasifetini normal elip birişki tirişdik. Ama Beijing rejimi başka erkin demokratik devletlerinin kararlarını kollamaslık politikası da buldu. Siz Hong Kong vaziyetine karan, tehditke uçuravatkan Tayvan'a karan, onların Xitay'ın yakın koşnisi Hindistan'a kılgan çigra parakendiçilikine karan. Şuna Amerika'nın soğudu sahasıdakiler özlerinin xavup xatarge yüzünü vatkallıqını his kılışı gerek. Eğer onlar Xitay bilen soğudu kılmakçı bolsa, Xitay'a meblağ salmakçı bolsa, aldı bilen Trump hükümeti bilen Biden hükümetinin Xitay'da bulu vatkan iğir derecedeki insaniyet defsendikiliki meselesi boyunca birlik gelgen ortak karışını nezerge ilişik gerek digerlerini bildirdi. Matt Pottinger yine Amerika Xitay münasibetindeki ihtilaplarga sebep bulu vatkan Xitay'nın Wuhan şehirden tarqalgan Xitay virusunun Amerika ve dünyaya elip keltürgen apeti Amerika'nın qari tizimlikiga kirgizilgan Huawei qatarlı Xitay şirketleri meselesindeki pozisiyasi qatarlı sezgür temalarda soralgan suallarga cevap bergen. O Joe Biden hükümetini Xitay bilen bolgan münasibetdeki bazı sezgür meselelerde aldınkı nöbetlik Amerika hükümetinin qattiq pozisiyasini devamlaştırışqa çağırgan. Xitayga ait paraxotlar Japon su tevalikiga kirdi. Xitay dengiz qirg'og'i muhofizat paraxotlari Sharqi Xitay dengizidagi talash tortishliq Sinkaku orollari atrofidagi Yaponiya suv tavalligiga kirdi. Yaponiyaning g'arbi janubidagi Okinawa o'lkasiga joylashgan Nahadagi 11-rayon dengiz qirg'og'i muhofizat bosh shtabining bildirishicha Xitay paraxotlari Yaponiyaning suv tavalligini deb sandi qilgan. Jumladan Xitay dengiz qirg'og'i muhofizat atrofiga oid 2 paraxot shu joy vaqti atigan soat 4:45 atrofida Sharqiy Xitay dengizidagi talash tortishliq Sinkaku orollari atrofidagi Yaponiya dengiz tavalligiga kirgan. Bu paraxotlar Minamikojima orolining taxminan 22 km janubida shu joy vaqti soat 4:52 atrofida Yapon baliqchilik kemalariga yaqinlashgan. Vaqadan keyin rayonga Yaponiyaning qo'g'dug'ichi paraxotlari avatilgan. Kyodo agentligining xabar qilishicha Xitayning boshqa 2 paraxoti ham Sinkaku orollarining atrofidagi Yaponiya dengiz tavalligiga yaqinlashgan. Beşinci fevral Gulji qırğınçılığını xatırlaş tor yığılışı ötküzüldü. Xalqara Şərqi Türkistan Təşkilatlar Birliginin oğrullaşdırışı bilen 5 fevral Gulji qırğınçılığını xatırlaş tor yığılışı 5 fevral keçdə İstiqlal televiziyasında nəq meydandan tarqıtıldı. Yığılış şehitlərinin ruhiga atılğan qıraat bilen başlandı. Arqadan İstiqlal marşı oquldu. Şərqi Türkistan Ölümalar Birliği Reisi Ataullah Şəhyar İçili sözü qılıb, 5 fevral Gulji qırğınçılığının arqı görünüşü, cəriyani və nəticisi haqqıda toxtulub, bu vaqanın Şərqi Türkistan xalqının baş əgməs ruhinin namayəndisi ikənlikini, onların ruhidin ögünüş gərəkliyini təkidlədi.
Arkadan Xalqara Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliki Rəisi Hidayetullah Oğuzxan Eçili sözü qıldı. O sözü de bizge Şərq Türkistan davasıda ülgü bolğan şehitlerge rahmet etidiganlıqını, bu şehitler Şərq Türkistan xalqıge cesaret ata qılganlıqını, can pidalıq bilen köreş qılgandıla izzetini qoğduğulu buluduganlıqını, şularının qılgan pidakarlıqları arqısı da Şərq Türkistan davasının xalqara alaşqanlıqını bildirdi. Tor yığılışı arlıqıda İstiklal Televizisi tayarlıqan Xulcı Qırğıncılıqı haqqıdaki qısqı film körüstildi. Arkadan cemaat erbabı Abdüqadir Yapcan söz kılıp, Xitayning Şərq Türkistan xalqını qırıp tügütüşke hareket kılganlıqını, ama xalqının qolu da hiç nimi yoxdurup mu Xitayni şunki qorqutup atqanlıqını. Bu Şərq Türkistan xalqının çukum Xitayni qoğlap çıqıralaydıqanlıqının bir belgisi ihkallıkını, Xitayga qarşı hareketini devamlıq küçeytiş kerektikini təkidledi. Şərq Türkistan Ölümalar Birlikinin Avustraliyadaki vekili Ustaz Abdusalam Alim söz kılıp, 5 fevral kırgıncılık vakasiga 24 yıl bolgan bolsumu, bırak o bizning kalbimizde yanılı yeni bir vaka ekenligini. Biz ularının ruhidin ögünüşimiz, ularının izini besip minişini unutmaslıkımız kerekligini ta'kidledi. Arkadan Dünya Uygur Kurultayının muavin reisi Doktor Erkin Ekrem söz kılıp, Xitayning qarish çıkkan bir bölük kişilerini yo'qotsamla başka Uygurlarını korkutalayımız deb ham xiyal qilgan bo'lsa-mu, biroq şu davrdagi şehitlerinin harakati Xitay o'ylaganning aksiga natijani keltirib chiqarganligini, bu Xitayning Sharq Turkistondagi harakatining mag'lub bo'lganligining alomati ekanligini bildirdi. Arliqda yana Sharq Turkiston Ma'rif jamiyati Qur'on kursi o'smirlari tayyorlagan qisqa programma ko'rsatildi. Arqadan Sharq Turkiston Avstraliya jamiyatining raisi Nurmuhammad Turkistoniy so'z qilib, Teşkili vatanperverlik ve siyasetinin kaideleri hakkında toxtulup ötdi. Ahırda Şərq Türkistan İnsan Haklarını Kültüş Cemiyetinin Başkatibi Nuriddin İzbasar söz kılıp, Xulcı Qırğıncılığının Şərq Türkistan davasıdaki rolü ve ehmiyetini təkidledi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertiki programımızda görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlıq hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.